straight from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Karşı tepeye çıkacağız. Aha. Ufak tefek vadilerde gezeceğiz. Aralarda öyle mi? Evet. Süper. Arman bu işin piri sensin abi, ama bu makine geçer mi? İşte bu makinenin geçebileceği yere. Yoksa sana çok güzel yerlerimiz var da. Mesela o güzel yerler ağaçtan ATV geçebilir mi? O da geçemez. Motor ya da yürüyüş yolu. Ya crossların zaten güzel tarafı da bu abi. Her yere giriyorlar ya. Çağatay gelebilir. Çağatay evet. Onun makinesi yavaş mı acaba? Ya süremiyor abi. Çok yeteneksiz bir adam ya. Hazır mıyız gençler? Tabii ki. Yapıştır. Efsane. Harika. Üzüm mü yiyeceğiz burada şimdi? Üzüm ya abi. Ya şuna bak. Nesini bulalım ya? Olmamış mı bu? Daha iki parçası vardır. Ne diyeceğim, şu Kapadokya'nın hani şarabı falan meşhur ya. Bu şarap bu üzümler abi. Bu üzümler değil mi? Burada yetiştirilen. Evet. Asma olayı falan yok. Sizde böyle bodur mu yetişiyor? Yok yok, böyle abi, böyle işte. Kıraç. Su olmadığında. Bir şey diyeceğim, çok güzel üzüm. Makine devirir mi Baran buralarda? Devirme şansı var mı? Yok yok, devirmeyiz. Arkadaşlar, herkese merhaba. Nereden? Güzel Atlar Diyarı, Kapadokya'dan. Aynen. Arkadaşlarımla buluştum. Çağatay, Seher, Armağan ve orada üzüm bahçelerinin arasında TikTok Ayşegül müdavimimiz. Kapadokya coğrafyasındayız. ATV, UTV ve bir tane de cross'la geziyoruz. Şu anda biz aralardan derelerden bir üzüm bahçesinin içine geldik. Merak ediyordum zaten burada da üzümlerin nasıl yetiştirildiğini, biliyorsunuz Kapadokya şaraplarıyla meşhur. Antalya'dan buraya kendi ATV'mi getirmemek için buradan ATV kiralamaya karar verdik. Sağ olsun arkadaşlar, organize ettiler. Fakat buradaki ATV'ler genelde turistlere yönelik böyle kiralanan makineler olduğu için tehlike arz etmesin diye genelde CC'si, motor kapasitesi düşük makineler. 150'lik, 200'lük vesaire. Hatta iki çeker büyük çoğu. O yüzden bize çok hitap etmedi. Biz de böyle 625'lik bir canavarla yola çıkmaya karar verdik. İlk defa hayatımda UTV deniyorum. Hayalim Kapadokya coğrafyasında ATV'ye binmekti ama nasip UTV'ye. Nasip aynen UTV'ymiş. Bence çok da güzel oldu. Çok değişik bir deneyim oldu. Beğendin mi UTV'yi? Harika. Güle güle bin diyelim. Hayırlı olsun diyorsun. Notere gidelim mi? Evet, molamız bitecek. Birazdan devam edeceğiz. Kayıttayız arkadaşlar. İyi seyirler. Aptal.
Kilisesiniz var mı oğlum? Kilise değil mi burası? Mimari mum koymak efendime söyleyeyim. Kitap, kırtasiye. Bura mağaza da dükkan da olabilir bura. Zamanı dükkanıymış. Ve işte harika bir kiliseye çıkıyoruz. Gördünüz mü olayı? Bak tipe. Bunu herkes göremez. Ben ilk defa görüyorum. Yok artık. Hala kullanılıyor. Şu an bile merdivenle girdik aşağıda. Güvercinler vardı. Kilise olduğu tamamen gizli saklı. Hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Merdivenlerden çıktık. Kapıdan girdiğimiz an ananı avradını dedik hep beraber. Mezar bak buralara. Aynen. Şurada mezar. Kilise şurada çalışan mezar. Personelim mi? Personel mezar. Gerçekten. Şaka yapmıyorum. Ha, imam diyorum. Rahip öldü. Buraya görmüyoruz işte. Görmüyorlar. He. Dini baskı da görmüşler. Dışarıdan güvercinlik gibi görünüyor. He. Roma'da o zaman Hristiyan değil, Hristiyan olanın. İçeride fresk falan da yok. Kilise olduğu ispatlanamıyor. Nerede? Gitmiş tamam mesela. Sallamıyorsunuz değil mi beyler şu kaçakçılık olayına? Ben burayı geçen sene belediye yaptım oğlum. Belli mi kilise olduğu içeride? Baran dışarıdan çekmeni istiyorum kardeşim. Aynen kiliseyle hiç alakası yok. Arı, eskiden su falan akıyormuş buradan. Arı yuvası. Değişik bir kuş yapıyor. Hayır arı. Arı mı? Yaban arısı. Tamamen doğayla iç içe zaten bildiğin gibi değil. Bizim coğrafyada da işte Likya olayları var her tarafta. Teresa'nın ayak basmadığı yer yok. Buralarda Teresa'dan bahsediliyor mu hiç? Adı bile geçmiyor değil mi? Valla bir iki ağacın üstüne kalp bile Teresa Meresa belki olabilir. Ama platonik mi diyorsa bir mevzu döndü mü? Burası komple ibadethane o zaman. Tabii. İşte bu adamlar neden geliyor buraya zannediyor? Oo karaözüm. Abi ben seni... Yer misiniz? Koparayım mı şöylece? Kopar. Çekalım. Verdikten sonra tekerin solu şöyle çıkacaksın. Aynen. Şöyle çaprazda. Bence de çıkar ama sistem beni o tarafa atacak. Atarsa da ölüm yok ya bir şey olmaz. Büyük ihtimalle aynen sola verip. Soldan çıkacağız abi. Yapıştıracağım. Şu araya sığar mıyım? Sığar mı gibi? Sığarsın. Şu tekerin bassın ya şuraya. Benim makine hadi çıkar bakalım. Mı buradan? Senin makine durur burada. Emin misin? Dedim ya bu tarafa çeker diye. Evet, aynen. Çekti aynen dediğim gibi.
kayda almayalım. Pasif. Efsaneyi unutuyor yalnız toprağı. Abi onun içeride bence bir kilidi vardır. Hemen. He? Bence arabanın içinden kilidi var onun Baran. Kilit normalde burası. İçinde de bakalım. Aynen vinç burada. Konta açıyorum o zaman. Aç abi. Gelmiyor. Kilit şuradan bir daha kilidi değiştireyim. Bir dakika. Yine gelmiyor. Biraz daha mı? Gel 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 gel. Sağ arkadan umutlu değilim. Yok yok şey yok abi. Merak etme. Bakıyor. Gel. Gel 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 gel. 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 Tamam. Tamam. O zaman doğru yolu seçeceğiz. Abi tam sağa yaklaşan. Sağa yardırayım derim. Değil mi? Yardırayım mı sana? Abi bence en mantıklısı böyle kaydıracak aşağıya. Başka bir şansımız yok. Ufak ufak gidiyorum. Aynen ufak ufak. Ufak ufak. Takla atarsam? Allah'a emanet et. Güzel Ayşegül güzel. Bakara 13. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Olacak bu iş. Sen bunu yaparsın. Ya zaten bizim normal bir şeyimiz olmaz ki yani. Maceramız. Bakalım hangi önce gidecek bu maceramız. Aynaları kurtardı aynen. Evet arkadaşlar pit stop'a girdik. Bir vinç yüzünden düştüğümüz durumlara bakın ya. Aslında vinç var makinede. Ama kördüğüm olmuş, çıkmıyor yerinden. O yüzden bir ton angarya yaşadık ama bilmiyorum beyler güzel de heyecanlıydı. Çok severim abi. En sevdiğimiz başımıza geldi. Arkadaş ne kalın ağaçmış ya. Aynayı niye monte edemedik? Aynayı bir tonu da lazım. Aynamız maalesef çıktı. Vinç bakımlarınızı düzenli yaptırın arkadaşlar. Vinç doğada candır. Gerisi heyecan. Abi. Sanki oldu mu? Oldu, evet. Gel, gel elini yüzünü yıka, gel. Gel, gel suyu al, gel elini yüzünü yıka. Alkış. Bravo, evet, ekip harika bir şekilde. Ve. Arabayı önce saplayın. Thank you.
Aga süper be. Onunla geçmiş olsun abi. Oh.